Önümüzdeki birkaç videoda karboksilik asit türevlerinin adlandırılmasına ve özelliklerine bakacağız. Hadi şimdi bir açil halojenürle başlayalım. Şurada açil halojenürün genel yapısı var. Sol tarafta bir açil grubu var. Sağ tarafta ise halojen bulunuyor. Buna ayrıca asit halojenürler de diyebilirsiniz. Bunlar karboksilik asit türevidir. Sol taraftaki bu karboksilik asite baktığımızda, 2 karbonlu bir karboksilik asit görüyoruz. Bunu sağ taraftaki iki karbonlu açil halojenire dönüştürebiliriz. Açil halojenire adlandırırken karboksilik asidin adını bilmemiz gerek. Bu elbette bir asetik asit. Şuraya hemen yazalım. Asetik asit. Peki buna karşılık gelen açil halojenire adlandırırken ne yapıyoruz? Molekül adının sonundaki ilk ekini ve asit kelimesini çıkarıyoruz. Sonra buna il ekini ve halojenürün adını ekliyoruz. Bunu da altına bir yazalım. İlk eki yerine il ekini ve asit kelimesi yerine halojenürün adını ekliyoruz. Burada bir klor var. O zaman bunu sonuna yazıyoruz. Yani sonuç olarak buna asetil klorür diyebiliriz. Çizerek de neler yaptığımızı göstereyim. İl ekini ve halojenir kısmını ekledik. Asetik asite aslında etanoik asit de diyebilirdik bu asitin iupa katı. Ama genelde herkes buna asetik asit demeyi tercih ediyor. Eğer etanoik asit diyeceksek de yine aynı şekilde sondaki ik ekini ve devamındaki asit kelimesini çıkartıyoruz ve onların yerine il son ekini ve klorür kelimesini ekliyoruz. Bunu da buraya yazalım. İl eki ve klorürü ekledik, evet. Yapımızın adı etanoil klorür oldu. Şu şekilde neyi eklediğimizi de göstereyim. Tamamdır. Açil halojenerin fiziksel özellikleri açısından buradaki iki molekül arasındaki etkileşime bakmak gerekiyor. Şimdi asetil klorürün diğer molekülünü bir çizelim. Asetil klorürün yaklaşık 51 derece Celsius'luk bir kaynama noktası vardır. Bu bilgiyi şuraya yazayım. Bildiğiniz gibi asetil klorür polar bir moleküldür. Buradaki oksijen bu karbona göre daha elektronegatiftir. O yüzden burası kısmi negatif, burası kısmi pozitif olur. Ayrıca bu klor da kısmi pozitif karbonumuzdan elektron çeker. İşte polar molekülümüz. Şuradaki molekül de aynı. O da polar. Burada da kısmi negatif, kısmi pozitif var. Aynı şekilde bu klor da bu yönde elektron çekiyor. Böylelikle iki polar molekülümüz var ve birbirleriyle etkileşime giriyorlar. Buna dipol-dipol etkileşimi diyoruz bu iki molekül arasındaki etkileşimi şöyle göstereyim ve dipol dipol yazayım. Bildiğimiz gibi dipol dipol etkileşimi London dağılım kuvvetlerinden daha güçlüdür. Bu sebeple asetil klorürün kaynama noktası mesela etan gibi iki karbonlu bir alkanın kaynama noktasından daha yüksektir. Bu yüzden bu iki molekülü birbirinden ayırmak etan moleküllerini birbirinden ayırmaktan daha zordur. Bu sebeple buradaki kaynama noktası İki karbonlu bir alkana göre daha yüksektir. Ancak bu kaynama noktası asetik asitin kaynama noktasından daha düşüktür. Şimdi bir başka asetik asit molekülü çizelim. Evet, burada hidrojen bağı için bir takım imkanlar mevcut. Çizerek göstereyim. İşte şuralarda hidrojen bağı olabilir. Buraya hidrojen bağı anlamında H bağı yazalım. Hidrojen bağı en güçlü moleküler arası kuvvetlerden biridir. O yüzden asetik asitin kaynama noktası daha yüksek oluyor. Yani yaklaşık 118 derece Celsius. Bu yüzden bu iki molekülü birbirinden ayırmak zordur. Çünkü hidrojen bağı dipol dipolden daha güçlü bir kuvvet. Bu da bize açil halojenlerin kaynama noktaları hakkında fikir veriyor. Sudaki çözünürlük açısından suda asetil klorürün tam olarak çözünür olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü suyla hızlı bir şekilde tepkimeye girer asetil klorür son derece reaktiftir. Çok hızlı tepkimeye girer ve genellikle suyla daha da hızlı tepkimeye girer diyebiliriz. Bu yüzden suda çözüldüğünü tam olarak söyleyemeyiz. Evet, şimdi asit anhidritleri incelemeye geçelim. Bir asit anhidriti nasıl adlandırabileceğimize bakalım. Asit anhidritlerin de karboksilik asitlerin bir türevi olduğunu düşünebiliriz. Soldaki duruma bir kez daha bakarsak burada bir asetik asitimiz bulunuyor ve eğer iki asetik asit molekülünü alıp birleştirirsek asit anhidrit oluşturabiliriz. Evet, şimdi ne olduğuna bir bakalım. Buradaki suyu çıkarıyoruz. Zaten anhidrit kelimesi tam olarak su barındırmayan demek. Suyu çıkarıp şu kısımları bir araya getiriyoruz ve sonra sağdaki anhidritimizi oluşturmuş oluyoruz. Anhidritimizi asetik asitten oluşturduğumuz için buna asetik anhidrit diyoruz. Bunlar tabii oldukça basit isimler. Şimdi ismi yazalım. Asetik kısmını bırakıyoruz ve asit kısmını çıkarıp anhidrit kelimesini ekliyoruz ve sonuç olarak bunun da asetik anhidrit oluyor. Eğer asetik asiti etanoik asit olarak adlandırırsak iupak adlandırmasını tercih etmemiz gerekir. Etanoik asidi şuraya bir kere daha yazalım. Yine asit kısmını çıkartıp anhidriti ekliyoruz. Böylece bununla da etanoik anhidrit oluyor. Evet, şunu da buraya yazalım. hatırlayalım anhidrit. Su barındırmayan, su molekülü olmayan demekti. Şimdi başka bir anhidrite bakalım. Evet, sağdaki bu anhidriti adlandırabiliriz. Bunu yapmak için öncelikle bunun türevi olduğu düşünülen karboksilik aside bakmalıyız. Evet, elimizde iki benzoik asit molekülü bulunuyor. Buraya yazalım, benzoik asit. Burada tam kimyasal tepkimenin nasıl olduğundan bahsetmiyoruz. Sadece asidik anhidriti nasıl oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Yani anhidritleri farklı karboksilik asitlerden nasıl elde ederiz? Ona bakıyoruz. Daha önce yaptığımız gibi yapacak olursak suyu çıkarıp geride kalan adı ele alacağız. Buradaki suyu çıkarıyoruz. Bu iki yapıyı bir araya getiriyoruz. Aynı şekilde yine sağda anhidrit molekülü oluşuyor. Bu kısımla şu kısım asit anhidritimizi oluşturuyor. Yeniden tekrarlayalım. Burada kimyasal tepkimeyi tam olarak göstermiyoruz. Sadece adlandırma yapmak için asidi çıkarıp yerine anhidrit ekliyoruz. Böylece bu yapının adı benzoik anhidrit oluyor. Altına yazalım. Benzoik anhidrit. Hadi bir örnek daha yapalım. Bu kez molekülümüzde simetri yok. Bunun için bazı karboksilik asitleri düşündüğümüz zaman buradaki benzoik asidi fark ediyoruz. Hemen üzerine yazalım. Benzoik asit. Molekülün sağ tarafına geçince şu bölümün asetik asit olduğunu görüyoruz. Böylece elimizde benzoik asit ve asetik asit bulunuyor. Anhiditimizi adlandırmak için aynı şekilde asit kısmını çıkartıp yerine anhidrit ekliyoruz. Bu durumda bunları alfabetik sıraya koymamız gerek. A harfi B harfinden önce geldiği için anhidritimizin adı asetik benzoik anhidrit şeklinde oluyor. Tekrar edecek olursak anhiditleri adlandırırken önce karbonik asitleri düşünün ve onları baz alarak elinizdeki anhidriti adlandırın. Asit anhidritlerin fiziksel özelliklerine gelecek olursak alttaki bir örneği inceleyebiliriz. Sol tarafta polar bir molekül olan asetik anhidrit bulunuyor. Tabii polar özelliği çok fazla değil çünkü burada karboniller var. Oksijen kısmi negatif, alttaki karbonsa kısmi pozitif. Sonuç olarak bu kısmen polar bir molekül. Bu negatif işaret olacaktı, Evet. Bu moleküllerin arasında bir çekim meydana gelecek. Yani negatif ve pozitif yükler birbirini çekecek. Bu gerçekleşince de iki tane tam polar molekülümüz olacak. Burada dipol dipol etkileşimi olduğunu söyleyebiliriz. Yani iki asetik anhidrit molekülü arasında dipol dipol etkileşimi vardır. Tabii ayrıca burada London dağılım kuvvetleri de mevcut. Böylece asetik anhidritin kaynama noktası yaklaşık 140 derece Celsius oluyor. Şunu da bunun altına yazalım. Bunu benzer sayıda karbon veya oksijen bulunduran bir karboksilik asitle kıyaslayabiliriz. Mesela asetik anhidritin kaç karbonu varmış bakalım. 1 2 3 ve 4. Sağdaki bütanoik asitte ise 1 2 3 ve 4 karbon. Oksijen sayısı burada 2, asetik anhidritte ise 3. Yani boyut açısından birbirlerine benziyorlar. Ancak kaynama noktalarını kıyaslayacak olursak, sağdaki butanoik asitin kaynama noktası yaklaşık 164 derece Celsius. Daha yüksek bir kaynama noktası ve sebebi de hidrojen bağları. Karboksilik asit varsa haliyle hidrojen bağı da oluyor. Ve hatırlayacak olursak hidrojen bağı dipol dipolden daha güçlü bir moleküller arası kuvvet. Bu sebeple butanoik asit moleküllerini birbirinden ayırmak daha zordur ve daha fazla enerji ve ısı gerekir. Ancak yüksek bir enerji ve ısıda bu molekül gaza dönüşebilir. Tekrarlayacak olursak, hidrojen bağı dipol dipolden daha güçlüdür. Sudaki bir asit anhidritin çözünürlüğünü ele aldığımız zaman aslında bu da zor. Mesela asetik anhidrit suyla tepkimeye girer ve tamamen reaktiftir. Tabii bir açil halojenir kadar reaktif değildir ama suyla tepkimeye girer. Bu yüzden suyun içinde çok iyi çözündüğünü söyleyemeyiz. Sonraki videolarda bu karboksilik asit türevlerinin reaktiviteleri hakkında daha çok konuşacağız.